Merhaba güzel dostlarım. Yıllarca savaştım, yıllarca direndim. Sevilmediğime inandım, saygı hak etmediğime inandım ve onunla savaştım. Bir gün birisi beni sevdiğini söylediğinde ya da saygı duyduğunu söylediğinde hayır ben sevgi ya da saygı hak etmiyorum diyordum ve bunu yapanlarda bir menfaati var diyordum. Bir an geldi, sevgiyi hak ettiğime kendime izin verdim. Bu hissi yaşamaya kendime izin verdim. Saygıyı hak ettiğime kendime izin verdim. Ve o zaman hıçkıra hıçkıra ağladım. Ve o gözyaşları her şeyi, geçmişe yönelik tüm yaraları iyileştirmeye başladı. Ve hayatta her şeyi düzeltmeye başladı. Ve sevgiye inandığında sevgi dolu bir insan, saygıya inandığında saygı dolu bir insan olduğunda hayat birden sevgi dolu ve saygı dolu olmaya başladı. Sevgi dolu ve saygı dolu olmak istiyorsan benimle kal. Kendime sevildiğimi hissetmeme izin verdim ve o zaman gerçekten hayat değişmeye başladı güzel dostlar. Kendimize sevildiğimizi hissetmemize izin vermemiz lazım. Birisi, yani biz bunu nasıl öğrendik? Bilinçaltı dediğimiz şey var ya, bilinçaltı. Hep onun üzerine inşa ediyorum ya güzel dostlar. Bilinçaltımda, çocukluğumda sevgisizliği hissetmişsem bunu hakikat diye kabul ettim. Ne yapacağım şimdi? Şimdi ben sevilmeyen bir insan ve bunu ispat etmem lazım. Ve sevgisizliği ispat etmeye çalıştım ve bununla direndim. Yani bir insan beni seviyorsa, beni sevdiğini söylüyorsa, 10 defa beni sevdiğini söylüyorsa, bir defa bir ufak bir hareketini gördüm. Ha bak gördün mü dedim. İstersen kendi kendine bir düşünsene. 10 tane güzel cümle duyuyorsun seninle ilgili. 10 farklı arkadaşın 10 tane güzel cümle söylüyor. Ne düşünürsün? Ya da birisi bir yerde senin kötü bir insan olduğunu, iyi bir insan olmadığını, sevgi hak etmediğini söylüyor. O 10 söz mü seni daha fazla etkiliyor? Bir kötü söz mü? Biz arkadaşlar, dünya kötü değil. Ya da insanlar kötü değil. Biz bu insanları ya da dünyayı kötü görmeye alıştırıldık. Bir hapishane hayatı verildi bize. Bir zihin konuldu ve onunla yaşamaya alıştırıldık. Onunla yaşamaya alıştırıldık ya. Onun dışından çıkmayı istemiyoruz. Çünkü bilinçaltına inandığımız şeyler, biz onlara güvenlik diyoruz. Orada rahatız. Orada mesela sen bir defa köpekten korktun ya. Artık o korku hep sende olacak ve o senin güvenlik zeminimiz gibi. Bizim bilinçaltımıza inandığımız şeyler bizim güvenlik zeminimiz gibi. Güvenlik zeminimiz gibi olduğu için de ne yapıyoruz? Orada bir şeyi değiştirmeye aman direniyoruz. Aman ha değişmesin, sanki güvenliğimiz bozulacakmış gibi. Hep onu yaşayacağız. Hiç kimseyi suçlayamayız arkadaşlar. Eğer şu an esirsen suçlusu sensin. Eğer şu an özgürsen takdir, tebrik yine sana. Hiç bahane aramamıza gerek yok. Hiç dışarıya suçlamamıza gerek yok. Ya sen gözünü kapattığın için güneş yok olmaz. Sen gözünü kapattığın için gerçeklik yok olmaz. Biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Rüyada olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Dokunuyorum sana. Uyan. Rüyadasın. Rüyada olduğunu fark etmek rüyayı öldürür. Rüyada olduğunu fark eden bir insan rüyadan çıkar. Şu anda da fark edebilirsek ki biz bilinçaltımızda verilen şeyleri yaşıyoruz. Sadece onu yaşıyoruz. Bunu fark ettiğimizde işte o zaman uyanma gerçekleşiyor. O zaman istediğimize ulaşabiliyoruz. Ya düşünsene, bir insanlar ne yapıyor? Hep birilerini suçluyor değil mi? Annem suçlu, babam suçlu, toplum suçlu. Eğer suçlu bensem, eğer senin yaşadığın hayattan dolayı, eğer sen esirsen şu an bu hayatta ve suçlu da bensem, o zaman özgürlüğüm bana bağlı. Eğer sen şu an fakirsen ve bu fakirliğin suçlusu başkalarıysa, o zaman zengin olmak başkalarına bağlı. Arkadaşlar, bahanemiz yok. Mutluluğa giden engel sensin. Mutluluğa gitmek istiyorsan seni aşman lazım. Mutsuzluğun sebebi de sensin, mutluluğun sebebi de sensin, her şeyin sebebi sensin. Buna uyandığımız zaman her şey değişmeye başlar. Gerekli olan şey buna uyanıyor olmak. Rüyada olduğumuzun farkında oluyor olmak. Bilinçaltımızın o sevgisizliğin, o saygısızlığın bizi yönettiğine inanıyor olmak. Bunu biliyor olmak. Ve bunu fark ettiğin zaman, hani bize sevgi sözleri söylüyorlar ya, hani birileri bize seviyor ya, sevildiğini hissetmene kendine bir izin verir misin? Seni seven insanları bir düşünür müsün? İşte o zaman hayat değişmeye başlıyor. Sevildiğini sen kendini hissetmeye başladığın zaman geçmişin yaraları da iyileşmeye başlıyor. Gelecekte olacak yaralar da tedavi olmaya başlıyor. İlk şart arkadaşlar senin, benim, senin sevgi hak ettiğine inanıyor olman. Çünkü hani var değil mi? Neyiz biz? İşte eşraf-ı mahlukat deniyor değil mi? Ya da Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah'ın yeryüzündeki halifesi nasıl sevgi hak etmeyen bir insan olabilir? Doğumdaki sen ile ölümdeki sen aynı ol diye uğraşıyorum. O zihinsiz, o saf halimiz bizde olsun diye uğraşıyorum güzel dostlar. Yani bir rüyadayız. Belki farkında değiliz. Birisinin kalp deme ihtiyacı var. Aslında kör değiliz. Hiçbirimiz kör değiliz. Ama gözlerimiz kapalı olabilir. Birisi şunu demesi lazım. Gözlerin kapalı. Gözlerini aç demesi lazım. O zaman rüyada olduğumuzu fark ediyoruz ve rüyadan uyanıyoruz. Biz dışarıdan verilen verileri yaşıyoruz sadece. Sadece arkadaşlar, sadece aykırı ruhlar gerçek ruh olabilir. Yani bir bireysin, sonra topluma adapte oldun. Toplumla aynı olduğu zaman nasıl özgün olabilirsin? Nasıl özgün olabiliriz? Toplumun istediklerini yaparsak, tavsiyem şu, cesurluk, cesur olmak, özgün olmak, kendine ait olmak ve o kendine ait olduğun zaman işte hayat o zaman değişmeye başlıyor. Yıllarca, kendim bireysel olarak yıllarca toplumu mutlu etmeye çalışmışım. Çevremdeki insanları mutlu etmeye çalışmışım ve ondan dolayı ona fedakarlık yap, buna cömertlik yap, onun işini gör. Meğerse o sırada deveymişim. Hani biliyorsunuz değil mi? Deve, aslan, çocuk. Yani insanın 3 evresi var. Deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Önce deve evresindeyiz. Başkalarının yükünü taşıyoruz ve o yükü taşıdığımız için de şeref duyuyoruz. Bakın ne kadar güzel yük taşıyorum ben diyoruz. Ne zaman ki özgün oluyoruz o zaman işte toplumdan sıyrılıyoruz. İşte o zaman gerçek sen olmaya başlıyorsun. O zaman sevgi hak ettiğini fark etmeye başlıyorsun. Sen sevgi hak ettiğini fark etmeye başladığın zaman işte sevgi dolu hayat sana gelmeye başlıyor. Düşünsene sen seni sevmesen kim seni niye sevsin? İnsanlar aşk bekliyor. Birisi buna aşık olsun diye bekliyor. Ama kendi kendisini sevmiyor. Ya sen kendini sevmiyorsun başkasına niye aşık olsun? Sen kendine saygı duymuyorsan ben seni niye işe alayım? Sen kendine saygı duymuyorsan bir patron sana niye saygı duysun? Ama bunu bize arkadaşlar çocukken öğrettiler. Çocukken annemizden, babamızdan, amcamızdan, halamızdan neyse öğretmen çevremizden sevgisizliği görmüşsek ona inandık, onu doğru kabul ettik ve orada yaşıyoruz. Evet ben sevgiyi hak etmiyorum. Ne zaman ki sevgiyi hak ettiğime inandım, ne zaman ki sevgi, yani insanların bana gösterdiği sevginin olmasına izin verdim, işte o zaman hıçkıra ağladım. Ve o gözyaşları benim geçmişteki yaralarımı da tedavi etti. Hepinize minnettarım güzel dostlarım. Sevginize minnettarım, ilginize minnettarım. Ve sizler beni ilk sevdiğinizi söylediğinizde, YouTube'daki yorumlarda, neyse sosyal medya yorumlarda Allah Allah ya bunlar beni niye seviyor ki diyordum. İnanmak istemiyorsun. Ne zaman ki buna müsaade ediyorsun, o zaman hayat değişmeye başlıyor. Ve seni de çok seven birileri var değil mi? Düşünsene şu an olmasan kimler nasıl üzülürler? Ne kadar çok sevgi hak ediyorsun değil mi? Ama uyanmaya ihtiyacımız var işte. Belki de diyorum, işte uyumuyorsun belki de. Rüyadasın. Uyumuyorsun belki doğru değil de nasıl diyebilirim bunu? Yani uykuda olduğunun farkında değilsin. Birisinin dokunması lazım. Arkadaşlar dokunmak çok önemli. Mesela hepimiz masajı severiz değil mi? Masajı niye severiz? Çünkü bir dokunuş var. Bir dokunuş var ve o dokunuş neye? Bedene. O dokunuş sürekli devam etmez. Ama ruha dokunduğunda, kalbe dokunduğunda o sürekli devam eder. Dokunuş çok önemli ve benim de bana dokunmam lazım. Senin de sana dokunman lazım. Hiç bahanen yok. Şunun yüzünden, bunun yüzünden diye bahanelere sığınamayız. Suçlu varsa sensin. Haklı varsa yine sensin. Cennete gidilecekse sen gideceksin. Cehenneme gidilecekse sen gideceksin. Hiçbir yerde bahanemiz yok arkadaşlar. Bunu kabul ettiğin zaman, bu gerçekliği kabul ettiğin zaman işte o zaman hayat birdenbire kolaylaşmaya başlıyor. Birdenbire güzelleşmeye başlıyor. Yeter ki gerçekliği kabul edelim. Ama sen diyorsun ki işte elim kolum bağlı. Elimi kolumu başkaları bağladı. Elini kolunu başkaları bağladıysa başkalarına bağlasın artık. Ama hem hapishanede olduğumuzu kabul ediyoruz, hem zincirlere bağlı olduğumuzu kabul ediyoruz, hem de zincirden kurtarayım mı dediği zaman birisi, yok canım bunlar saçma sapan şeyler diyoruz. Hem çok kötü bir hayat yaşadığımızı kabul ediyoruz, acı dolu bir hayat kabul ediyoruz, hem de ya bu acıyı mutluluğa çevireyim mi dediği zaman birisi, ya bu hiç inandırıcı gelmiyor bana diyoruz. Gerçekliği görmen lazım. Zihnin esirisin. Zihin başkaları tarafından verildi. Uyanman lazım. Zihinde olduğunu fark etmen lazım. O zaman hayat senden korksun. Bir şeye inanmana da gerek yok gerçekten. Hayatın bir altın kuralı da yok güzel dostlarım. Hayatın kuralı Altın kuralı ne biliyor musun? Kural yok. Kural falan yok. Sadece sen varsın ve sen var olduğunu görmen lazım. Sen varsın ve sevgi hak ediyorsun. Bunu görmen lazım. Yani şimdi bu odaya bir insan girse ve dese ki ışık var mı diye sorsa ne deriz? Ha demek ki kör. Göz açık olan ışığı görür. Göz açık olan bir insana ışığa inan demene gerek yok. Sen sevgi insanısın. Sevgiyi hak ediyorsun. Saygıyı hak ediyorsun. Çok değerlisin. Bunun için sadece gözünü açman lazım. Görmen lazım. Sevgi hak ettiğine inanmana gerek yok. Gör yeter. Sen seni görürsen herkes seni görür. Sen seni seversen herkes seni sever. Sen sana saygı duyarsan herkes sana saygı duyar. Birinci kural bu. Sevgili dostlar, bilgi mi istersin, sevgi mi istersin? Zihnin bildiğine bilgi diyoruz. Kalbin bildiğine sevgi diyoruz. Bunun için de zihinsizliğe ihtiyacımız var. Sevgi yaşamak için zihinsizliğe ihtiyacım var. Ne haldeysen bundan sen sorumlusun. Hiç sığınma bir şeye. Senden kastettiğimde zihnimiz sorumlu. Zihni devre dışı bıraktığımız zaman, boşluğa kendimizi bıraktığımız zaman, hiçliğe kendimizi bıraktığımız zaman işte o zaman kalbe gidiyoruz. İşte o zaman sevgiye gidiyoruz. Ve dünyanın en büyük insanları, dünyanın en çok zenginleri, dünyanın en başarılı insanları hep zihinsizliğe gitmişler. Hep boşluğa gitmişler ve ondan sonra hayatı, dünyayı değiştirmeye başlamışlar. Ondan sonra dünyayı değiştirmeyi başarmışlar. Sen de denesen. Ne olur ki 24 saat boyunca zihnin devamlı çalışıyor. Bir de 2 dakika zihin çalışmasın bakalım. O mucizeler neler getirecek sana ya da o mucizeleri bir fark ediyor olsan. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğiniz enteresan bilginin daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat üzerinde devam etmek istiyorsanız 23-24-25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.